arkadaşlar, dışarıda bir porsiyonla 350 liradan aşağı para ödemediğimiz Sezar salata da olmayan bu salatayı biz evimizde nasıl yapıyoruz? 15 yaprak kıvırcık kullanıyorum. Bunun için güzelce yıkadım. Buzlu suyun içerisinde kaybettiği diriliğini geri kazandım. Püf noktası arkadaşlar, lütfen bunu bilgi olarak gözetin. Buzlu suda bu arkadaşlar dirilik kazanıyor, tamam mı? E-cazımla kopartıyorum, bıçakta değdirmiyorum kıvırcığa, göbeğe, iceberg'e falan bıçak değmiyor. 3 tane hıyarı, efendim salatalığı yani, böyle halka halka kesiyorum. Dışarıda kimse senin için ince ince bunlarla uğraşmıyor. Böyle kabaca kesiyorlar. Sonra 8 tane kokteyl domates. Ben bu arada kaç porsiyon? 3 porsiyon salata çıkartıyorum. Sezar demiyorum. Değil çünkü. 10 dal taze soğanı kıyıyorum arkadaşlar. Ekliyorum. Şu an içerisine başka sos falan katılmıyor. Karıştır gibi yap. Çek kenara. Şimdi 5 dilim tost ekmeği kullanıyorum. Dolabımda vardı. Bayat ekmek varsa sen bayat ekmek de yap. Bunları küp küp kesiyorum ki kruton ekmek haline getireceğim. Tamam mı? Ama beni sabret, biraz bekle. Şu kapta dursun o. Tamam, çek kenara. 2 tane tavuk göğsü. Bu pahalı. Bu pahalı. Küp küp doğrayacağım yine. Vallahi bir porsiyonu 3-4 tane tavuk içinden çıktı çıktı. Ustalar kızmayın bana, mekancılar, ama koymuyorsunuz tavuk. Bu kadar tavuğu 10 kişiye yedirsiniz Allah. 4 yemek kaşığı cıvık ekledim efendim. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı dolu dolu kırmızı toz biber ekledim efendim. Ve şöyle karıştırıyorum. Tamam, bu hazır. Şimdi şu meşhur sosu yapalım. Arkadaşlar Sezar sosu yapmıyorum lütfen. Herkes onunla karıştırıyor. Tarifçiler de Sezar diye bunu pazarlamıyor. Sezar sos böyle olmaz. 4 yemek kaşığı yoğurdu ekledim. 1 yemek kaşığı mayonez ekliyorum. Dolu dolu ama, çünkü çok yakışıyor. 1 yemek kaşığı hardal ekliyorum. Benimki acı. 1 tane limonun suyunu çıkar. Limonda çekirdek yok. Hiç çekirdek çıkmadı. Ekledim ama bol suluymuş. Karıştırıyorum. Bak kıvamı gösterir misin kaşık içi? İşte böyle. Şimdi gel, tavuğu pişireceğiz. Orta ateşteyim. Bu tavada pişireceğim işte. Tavukları ısıttım, tavaya ekliyorum. Şöyle karıştırarak. Arkadaşlar bu 15 dakikadan önce pişmez. Yüksek ateşte de bunun dışını yakasın, içini yumuşak çiğ bırakırsın, olmaz. Ha, orta ateşte 15 dakikada düzgünce pişiriver şunu. Ha, aldım kaba, tavayı da kaldırma. Ekmekleri ver. Orta ateşte, sana zahmet. Bunlar da güzelce çıtır çıtır. 7 dakikada, 6-7 dakikada falan oldu işte, bak böyle. Hazır, şimdi gel. Salatayı nasıl oluşturuyorlar, tamam mı? Şöyle şık bir kase. İstediğin kadar yeşilliği ekle. Önce kruton ekmek. Onun üzerine istediğin kadar tavuğunu koy. Onun üzerine de sosu gezdiriyor. İstediğin kadar. Çok gezdirme. Bence ihtiyaç kadar. Sonra efendim bunun üzerine çörek otu ve susam, çok sağlıklı olduğu için, ben şahsen seni bilmiyorum da çok güzel oluyor. Sonra bunu al de ye, işte bu yani. Bir dünya para ödemeye de gerek yok. Çok da güzel oldu. Siz de inşallah da beğenirsiniz. Saygılar efendim. Afiyet olsun oldu. Bana çok sevdi.